İzmir Çeşme'de deniz dubalarında uyuyakaldıktan sonra sürüklenen ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Edirneli Çınar Gürses'in ailesi oğullarının bulunmasını istedi. 40 gündür kayıp olan Çınar'ın ailesi perişan durumda. Biz evde beklemekle artık yorulduk, tükendik. Ekmek yiyemeyiz, uyku uyuyamıyoruz. Gece gündüz ev bekliyoruz bir haber gelsin hala bir haber yok. Biz anneyiz, babayız, dayanamıyoruz. 7 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan Çınar Gürses için umutlar tükeniyor. Anne Rabia Gürses yetkililere seslenerek oğlumu bulun dedi. Artık ne gerekirse onu yapsınlar bize bulsunlar oğlumuzu bir an önce. Teslim etsinler. Her şeye razıyız biz. Başka ne diyeceğim bilmiyorum artık. Tükendik dayanamıyoruz, uyku yiyemiyoruz, yemek yemiyoruz. Elimiz ayağımız balaya bekliyoruz. Ne zaman kadar? Çınar Ses ve arkadaşı Serdar Yalçın çalıştıkları mekanın yakınında denize girdikten sonra dubaların üzerinde kaldı. Bir süre sonra dubanın denize sürüklenmesiyle kayboldu. Belki bir aile tarafından bakılı olabilir. Herhangi bir kampa götürülmüş olabilir. Yani şimdi üzerinde kimlik yok, bir şey yok. Cezaevine atılabilir. Bir insan mesela sağ olursa adada kaç gün yaşayabilir? 40 gün oldu. Yaşanan talihsiz olayın ardından Serdar Yalçın'ın cesedi Yunanistan'da bulunmuştu. Ancak aynı olayda denizde kaybolan Çınar Gürses'ten hala bir haber yok. Bizim şeye razıyız. yeter ki bulunsun ama ölüsü dirisi. Dayanamıyoruz artık. Yardımcı olsunlar buradan konsolos. Şeye, Yunanistan konsolosuna yardım et, haber etsinler, her yere aransın yani. Ma gücümüz de yok arama. Elimiz ayımız bağlı duruyoruz evde. Çınar Gürses'in annesi Rabia Gürses yetkililere seslenerek ölüsü ya da dirisi bir şekilde bulunsun. Hiç değilse bir mezarı olsun bari. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bize devlet büyüklerimiz yardım etsinler. Yunanistan'la bağlantılar kursunlar. Oradaki cezaevleri kamplar aransın. Denizde her yerde arama yapılmasını talep ediyoruz dedi birini kaybettik acısını çekerken bunu kaybetmeyelim. Her şeye razıyız yani. Ama ölüsü dirisi. Yeter ki bulunsun öldüyse bir mezarı olsun bari. Kaç gün bekleyeceğiz daha. Kırk gün oldu. Bize büyükler yardım etsinler. Hani Yunanistan'la bağlantılarını kursunlar, cezaevleri aransın. Kamplar aransın, adalar aransın ama karada her yerde aransın yani bu çocuk. Bir an önce bulmasını istiyoruz. Bize yardım etsinler büyükler. Dayanamıyoruz artık tükendik. Gözü yaşlı ailenin reisi Ahmet Gürses ise başbakanlığımız, dışişleri bakanlığımız gereken hassasiyeti göstererek oğlumuzun bulunmasını sağlamalarını bekliyorum ifadelerini kullandı. Diplomatik gereken neler varsa, ne yapılması gerekiyorsa bize manevi olarak yani ki artık biz kendi imkanlarımızla aramakta yorulduk, yapamıyoruz, bizi aşıyor. Aşınca da Dışişleri Bakanlığımız, Sayın Başbakanlığımız gereken asasiyi gösterip bizim oğlumuzun bulunmasını sağlamalarını bekliyorum. Çınar'ın kız kardeşi Pınar ise çaresizlik içinde gelecek herhangi bir haber beklediklerini dile getirerek burada bize yardım edecek olan devlet büyüklerimiz kendi çabalarımızla bir yere kadar önümüze prosedürler çıkıyor. Oradaki Yunan polisi, oradaki yetkililer bizim kesinlikle kendi çabalarımızla orada aramamıza müsaade etmiyorlar diye konuştu. Aklımıza gelebilecek bütün kıyı şeridindeki e, belediyelere, ülkelere, mail gönderdik abimin resmiyle ve arandığıyla ilgili. Ama bizi aşan bir durum var ki o da yurt dışı ile ilgili bir durum olmasıyla olmasından mütevellit oraya elimiz kolumuz ulaşmıyor hiçbir şekilde. Bu konuda ancak bize yardım edebilecek olan devlet büyüklerimiz kendi çabalarımızla bir yere kadar ama burada önümüze prosedürler çıkıyor. Oradaki Yunan polisi, oradaki diğer yetkililer bizim kesinlikle kendi çabalarımızla onu aramamıza müsaade etmiyorlar. 2013 yılında Çetin Gürses isimli oğullarının Tunca Nehri'nde kaybeden Gürses ailesi ikinci bir acı yaşamak istemediklerini ve oğullarının bulunmasını istedi.